11 Şubat 2018 Antalya'dayız, Kumluca'dayız. İsmail Orhan Tekin, rekor gelişim müşterimiz. Burada ser alanında rekor gelişim kullandılar. Evet. Öncelikle Kumluca'da bu muhitin adı nedir? Yer olarak, bölge olarak bunu... Hacıveliler, Hacıveliler. Aşılık mevkii. Hacıveliler aşılık mevkiinde. Kaç metrekare burası? Kaç 4 dönüm? bin. 4000 metrekare, 4 dönüm sera, domates var. Öncelikle burada bu ürünün şeyi nedir? Çeşidi cinsi nedir bu domatesin? Onu söylüyorum. Domatesimiz alyanak cinsi. Alyanak cinsi. Kumluca'nın yerli tohumu. Rekor gelişimi toprak hazırlığında mı kullanmıştınız ilk Evet, başlangıçta? Toprak Üre dikmeden önce. Şimdi biz burada tavaları hazırladık. Tavaların üzerine sürdürmeden tamam. önce rekor gelişimi Saçtınız. Atıyoruz. Evet. Güzel bir şekilde saçıyoruz. Sonra üzerinden toprakla şeyle sürdürdük. Bunun tava özel tava sürme makinesi var. Tamam. Onunla sürdürdük. Burası nasıl bir toprak? Yani genel anlamda nasıl tabir ediliyor? Toprak kırmızı sıkıyor. Sıkan bir toprak. Toprağı sıkan bir toprak. Şimdi rekor gelişiminin asli görevi öncelikle toprak düzenleyici ve toprakla ilgili çalışması. Evet. Bu sene toprağınız nasıl oldu? Yani şöyle gösterelim. Siz de görebilirsiniz. Gördüğünüz gibi toprağımız daha yumuşak ve sıkmayan. Ne zaman su verdiniz buraya? Kaç gün oldu? Ne kadar oldu? Buraya suyu dün verdim. Dün verdiniz. Şu an herhangi bir çamurlaşma var mı? Çamurlaşma yok gördüğünüz yani. Gibi. Normalde suyun içine emdirebilmiş. Evet. Herhangi bir çatlama vesaire yok. Çatlama görünmüyor toprakta. Çatlama yok. Artı yumuşaklık güzel. Tamam. Ve saçaklar bunda daha güzel. Saçaklar daha güzel. Yani kök salabiliyor. Şöyle söyleyelim. Mesela geçen seneyle bu sene arasında sulama ile ilgili fark var mı? Sulama tasarrufu oluyor mu? Ya da daha geç mi suluyorsunuz? Var mı öyle bir değerlendirme yaptınız mı? Suyu emebildiği için. Şimdi suyu hem güzel emiyor, ben de haftada ben 3 günde bir suluyordum geçen yıl. Tamam. Şu anda 5 günde veya haftada bir suluyorum. Yani bu %100 zamanı arttırmış oldu sulama evet. aralığını. Ve bu sürede de suyla alakalı bir stres yaşamıyor. Yaşamadık. Şimdi gelelim fide ya da fidan gelişimiyle ilgili. Evet. Ne oldu? Yani fideleriniz nasıl gelişti? Kış soğuk dönemde herhangi bir durumu oldu mu? Ya da meyve kalitesi? Hasatta neler gördünüz? Şimdi ağaçların görüyorsunuz gövdesi de gayet kalın. Kalın olmasına rağmen içinde boşluk yok. Boşluk yok. Bir de şey soracağım size. İçini doldurdum. Şimdi mesela şurada bu dama yapıyorsunuz. Doğru mu? Evet. Buradan alıyorsunuz. Evet. Buraların kapanmasıyla alakalı bir gözleminiz var mı? Yaralıyorsunuz bir şekilde oraları. Evet. Oradan herhangi bir sıkıntı oluşuyor mu? Yok. Geçen şu anda yaşamadık. Yaşamadınız. Yaşamadık. Kalite anlamında peki domates kalitesi ile ilgili ne söyleyebilirsiniz? Görüyorsunuz burası kaçıncı döl? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. döldeyiz. Şöyle gösterelim. Şu 7. dölde olmasına rağmen irilik, kalite gayet güzel buralarda. Meyve tutuşu bak yukarısı. Şurayı göster şöyle. Şu meyve tutuşu yine aynı irilikte. Meyve sayısı aynı. Tepeden de sürgünler yine devam ediyor. Sürgünler, evet. Sürgünlerin... Yani durmuyor. Ha, bu kış durma olayı yaşamadık yani. Durma olayı yaşamadık. Sürekli çiçek açmaya. Peki verim anlamında kıyaslama yaptığımızda ne görüyoruz geçen seneyle bu sene arasında? Kıyas ettiğinizde fiyat farkı anlamında, tonaj anlamında? Ben tonajının mesela kasa başına evet. yarım kilo arttırdığını... Tamam. Fiyatının da mesela geçen yıla göre ben bir 10 kuruşla 20 kuruş arasında kalite fark farkı aldım. Alıyorsunuz. Fark hem aldım. Verimden hem Gördüm. De şeyden kalite farkı alıyorsunuz. Onun dışında burada söylemek istediğiniz bir şey var mı? Bir de şey söylediniz siz. Geçen sene de bir aslında deneme yapmışsınız ilk almadan önce. Ben geçen yıl tabii bu şeyden rekor haberim gelişimden. Yoktu. Rekor gelişimden haberim yoktu. Tabii ilk sera yapışımdı geçen yıl. Evet. Serayı yaptık. Yukarı tarafta benim bir toprağım var. O toprak daha buraya göre daha sıkı. Daha sıkı. Daha sıkıyor. Ve 5. dölden sonra ağaç bir anda kafa inceldi. Evet. Sürmez oldu. Tabii İsmail abiyle tanıştık. İsmail abiyle tanıştık. Dedi, ben dedi buna tam dedi çözüm olacak bir çeşit gübre var. Rekor gelişimi var dedi. Getir abi bir deneyelim dedim. İki kova getirdik. O zayıf yere attık. Ve bir ay sonra hemen etkisini gösterdi. Ağacın tekrar sürgün vermeye ve kalın bir şekilde kalınlaşmaya, yani siz çiçek orada açmaya devam şu sorunu ediyor. Yaşıyordunuz. Şuradan gösterirsek. Evet. Şu tepedeki şu sürgünlerin çok ince. Evet evet. Aynen şöyle, öyle. Şuraların çok ince olduğunu. Evet. Yani şu an burada zaten maşallah gövdesi de iyi. Şöyle şuradan bir tane domates göstereyim. Şöyle gelin. Yani hem, şimdi burada verim anlamında hem de kalite anlamında
her türlü fiyat artışını sağladı. Verimle ilgili bir sorun yaşamıyorsunuz. Evet. Söyleyeceğiniz başka bir şey var mı? Hatta ben şöyle söyleyeyim. Ben aynı tekniği kullandığımız kişilerle biz konuştuğumuz zaman tamam. Sizden bir tek farkım var benim. Ben bu sene rekor gelişim kullandım. Siz onu kullanmadınız. Evet. Arada fark bu dedim. Yani aynı şeyleri kullanıyor. Bak diğer zirai ilaçlı olarak veya teknik olarak aynı yapıyoruz. Benim tek farkım rekor gelişim kullanmak. Şimdi burada şöyle oluyor. Bir matematik yaparsanız 100 lirayla diyelim ki 120 lira para kazanıyorsunuz. 20 lira para kazanıyorsunuz. Aynı. 5 lirayla 20 lira para kazanıyorsunuz gibi bir durum oluşmuş oluyor. Evet. Ekstra evet. Bir 5 lira harcayarak örnek olarak veriyorum. Evet. Burada bunun matematiğini yapmak çok basit. Ufak bir harcamayla oradaki gelirinizi belki de %50'ye yakın siz arttırmış oluyorsunuz. Yani şöyle söyleyeyim. Zaten biz toprak altına farklı bir doğal olmayan gübreler kullanıyoruz. Tabii ki. Bu sene onu kullanmak yerine rekor gelişim kullandım. Rekor gelişim kullandınız. Tabii rekor gelişim bir gübre bir ilaç değil. Bunu her yerde söylüyoruz. Çünkü insanlar bazen şöyle diyebiliyor. Atalım bunu başka bir şey atmayalım. İlaç atmayalım, gübre atmayalım. Böyle bir şey yok. Tarım, ziraat bir bütün. Burada budamasından işçiliğine kadar, gübrelemesine kadar her türlü şeyi yapmanız gerekiyor. Ama toprakla ilgili, toprağınızın yapısıyla alakalı. Değiştiğini zaten sulama sayısından kesin net. Bitki saçağının çalışmasından kesin net. Peki kök çürümesi vesaire oldu mu burada? Bu yıl herhangi bir kök çürümesi veya patatesleme dediğimiz hastalık türünde yaşamadık. Geçen sene var mıydı? Geçen yıl patatesleme vardı. Peki kayıp oluşturuyor mudur size burada? Tabii. Hasarlıyordu. Tabii. Yani. O yukarıdaki meyvelere de zarar oluyor. Tamam. Hem de ağacın kurumasına da sebep oluyordu. Ağacın kurumasına da sebep oluyordu. Sonuç itibariyle rekor gelişim burada sizi memnun etti. Evet. Size para kazandırdı diyebiliriz. Ben memnunum. Sezonda duraksama olmadı. Evet. Hem kalite hem verim artışı hepsini bir arada sağlamış oldu. Evet. Öncelikle Kumluca bölgenizdeki insanlara tavsiye eder misiniz rekor gelişimi? Rekor gelişimi tavsiye ediyorum. Evet. Hatta ben seneye kova sayısını arttırıp biraz daha fazla versem daha güzel olacağına inanıyorum. Yani toprağın... Şimdi bizim önerdiğimiz oranlar en alt limitlerdir. Evet. En alt limitlerin üzerine de çok çok aşırı üst tarafına da çıkmanızı istemiyoruz. Bir kova, iki kova, üç kova şeklinde yapılabiliyor. Tabii bu üreticilerin tercihine ve ekonomisine bağlı. Evet. Bizim beyanımızdaki değerlerin altına inmeyin. Ama onun üzerinde de çok çok yukarılara gitmeyin. Boşuna ekonominizi yıpratmayın. Biz istiyoruz ki sizler para kazanın. Sizler üretiminize devam edin, rahat olun, huzurlu olun, mutlu olun. Yani sonuçta evet. Geliriniz arttıkça, bitkiler sağlıklı oldukça sizin de stresiniz ve şeyiniz azalmış oluyor. Bitkiyle doğru orantılı. Evet. Bitki hasta oldu mu siz de hasta oluyorsunuz. Doğru mu? Çünkü haklısınız. Sonuçta bunlara bebek gibi çocuk gibi bakıyorsunuz burada. Zor, aşırı zor bir şey. Her şeyimizi ona bağlamışız. Başından sonuna kadar zor olan bir süreç. Bir canlı, bir bitki. Evet. Biz teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. İnşallah ilerleyen dönemlerde şöyle kameraya da bakalım. Evet. Birlikte göreceğiz. Bu bizim kanallarımızdan yayınlanacak. Tarım kanallarında da televizyonlarında da yayınlanacak. Evet. Teşekkür ederiz. Ben herkese rekor gelişimi tavsiye ediyorum. Herkesin kullanmasını istiyorum. Farkı görecekler. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Rekor gelişimle çorak topraklarınızı ıslah edin. Kili ve kireci çözün. pH'ı dengeleyin.